Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. As-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Tabiinlerin hayatı da okuyurken dersimizin navbatdagisi. Bugün Allah'ın fazlı bilen İyas ibn Muaviye el-Muzni rahmatullahi aleyhi hakkında ders kıyam bulamız. İyas ibn Muaviye. Bu tabiinlerini, sahabalarının hayatını okup orgenerken biz bir nasihat var bir işimiz gerek. İslam bir katta bir deryayı okşatsak, şu deryada uç çekesi hem derya, bu çekesi hem derya. Bir sahabanı başka sıfatlarda toplamayken, bir sıfatlar bilen acilap bana o sahil yakın turganı görürsün, bu hem deryada. Yani bir tabiinini başkalarda toplamayken bir hususiyeti bilen bu çekerek de turganlığını görürsün. Bu hem bana şu deryanın içi de. Ayrım adamlar, Müslüman adam deptir şimdi bir ip tutartıda tek çizik kıptırıp, mana şunun üstünde buluştuk gereği hemme. Hemme Müslüman bir kıl buluş gereği de böyleydi. Bu ne doğru? Madem ki bana şu mescitte kayıtıda otursam, şu mescitte durup ben değilsin mi? Kuddu şunu yoşa gelin de sahabalarına hem türlülerine türlü hususiyetleri, türlü sıfatları var ki bir ikincisi yoşa mıydı? Birini sıfatları, birini kıyan işleri ikincisinden çıralıyla koşup görünledi. Üçüncüsünü ki ikincisinden çıralıyla koşup görünledi. Şunun için atamız ki her birimiz için yaşımız kanaka buluştan katli nazar. Boyumuz mu, kembağalımız mı, orta yaş mı, yoki yaşrağımız mı? Şubhasız bana şu uluğ insanlarını elbette kaysınısıdır sizge yakın boladı. Tabiatı cihatıdan, kabiliyatı sıfatları cihatıdan. Özünüz için bana şu bağdan yokkan bir günlü tallav alayım. İyas ibn Muaviye el-Muzni. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'de keltirilgen hadiste aytadılar hayrun nasi karni thumma alladine yalunahum en yakşı insanlar mene asrımdaki insanlar. Asırlarının en yakşı mene asrım. Çünkü men barman bu yerde. Sonra ondan keyin keladiyanlarının asrı. Sonra ondan keyin keladiyanlarının asrı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu üç asırını, bana şu üç asırda yaşayan adamlar en yakşı adamlar ekkenliği güvahlı vergenler. Bana şu Resulullah'ın güvahlığı türlügen asır kişileri, tabiinler hakkında ders kılıyapız. Araplarını uluğ kişileri hakkında yapırırken de şunu aytılınadı. Araplarının en halimi Ahnaf ibn Kays. Onlarının en sahavatlısı Hatim. Onlarının en şicaatlısı Amr ibn al-As. Araplarının en zeki, en hüşyar, en akıllısı İyas ibn Muaviye. Yani Araplar dışında tört adamı aytılınsa şundan bittesi İyas ibn Muaviye. Akıl, fahım, zakavat, hüşyarlığı da bu kişinin tengi bugenmez. Bu kişinin hayatı kirişliğinden aval mı braderler? Akıl, zakavat, fahım, farasat. Hakkıda az yine tuhtalı ötüşümüz gerek. Kaçan bana şu akıl, zakavat özünü egesi için nimet buladı? Kaçan bana şu akıl, zakavat özünü egesini halak koyadı? Çünkü buradalar kolumuzdaki bıçak, yaşlılık yemişleşi mümkün, yamanlık yemişleşi mümkün. Yaş görüp yiyekken aşımız, paydayan buluşu mümkün, zararan buluşu mümkün. Yende huttu bana şu akıl degen, fahım degen, kuşyarlık degen, zekilik degen nimet, kaçan egesini yükseltiradı, kaçan halakı koyadı. Şu bu kadar buradalar, zekavat, akıl, hakikatten adam balası gibi verilgen, cüleyen katta nimet. Onu kadri balandı. Ama yalnız akıl zakavat bosa yok, hidayet bomasa bu akıl zakavat özünü egesini halakı koyadı. Bunu nime yokşatsa buladı. Köz var, kör adı. Ama közünü kadir buluş için nime gereği yana? Yaralı gerek. Yaralı bomasa bu közünün faydası boma gendik. İnsanın akıl zakavatı fahmı zor bosa yok. Ama hidayet bomasa bu akıl zakavat insanga fayda kimiydi? Aksinçe zarar koyadı. Eğer bu akıl zakavat, fahım, farasat, Allah'ın nuru bilen sugarılmasa, hidayet bilen paravarış kılınmasa, terbiyelenmasa, egesi ki şümlik gelenedir. Cüyem akıllı bulmasızam,
judayam zehni zor bo'lib, geniy bo'lmasangiz ham hidoyatda bo'ling. Chunki Karl Marx ham geniy bo'lgan. To'g'rimi? Aqlli bo'lgan, ahmoq bo'lmagan. Ammo aqlni o'zi ularni halokatga olib ketdi. Agar birodarlar rizqni kengligi, maishatni zo'r bo'lishligi faqat aqlga bog'liq bo'lganida hayvonlar hammasi o'lib ketish kerak edi. Ularda aql fahm yo'q-da, o'lib ketishligi kerak edi. Demak, aql zo'r bo'lsa-yu, aqlli, zehnli, xushyor bo'lsa-yu, ammo hidoyat bo'lmasa, bu aql egasini halokatga olib boradi. Demak, insonning qalbi Allohning nuri bilan, insonning aqli Allohning nuri bilan munavvar bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida mana kofirlarning kattalaridan bo'lgan Valid ibn Mug'ira. Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim deyishgan mushriklar. Qur'onda oyat bo'lib tushdi bu. Alloh Qur'onni tushirar ekan, shu yetimcha Muhammadga tushiradimi? Axir ikkita qishloqdagi ikkita buyuk odamdan bittasiga tushirsa bo'lmasmidi deb turib, arablarning eng buyuk odami deb ikkitasini aytishganda Urva ibn Mas'ud as-Saqafiy Toifda bo'lgan uni aytishgan, Valid ibn Mug'ira Makkada bo'lgan. Demak, aqlli odam bo'lgan Valid ibn Mug'ira, modomiki arablar uni o'zlarining ulug'i deb bilgan bo'lsa. U Valid ibn Mug'ira Xolid ibn Validni otasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan o'tirib bahs qildi. Rasulullah unga Qur'on o'qib berdi, eshitdi. Aqli lol qoldi. Bu so'zlar basharning so'zi emas dedi va nima xulosa qildi? Aqlli odam, ammo hidoyati yo'q. Nima dedi? Astaydu billah, innahu fakkara va qaddar. Fa qutila kayfa qaddar, summa qutila kayfa qaddar. Nima dedi? Alloh aytadi. U Qur'onni eshitgach bu ilohiy kitobga qanday tuhmat qilish to'g'risida o'yladi, reja tuzdi. Halok qilingur, qanday reja tuzdi ya? Yana halok qilingur, qanday reja tuzdi ya? Hidoyat yo'q, lekin aqli foyda bermadi. Aqlni yolg'iz o'zi qolsa, insonni tug'yonga olib ketadi. Bunga dalil g'arb olami. Qaranglar-da, Iyos ibn Muoviyani aql zakovatligini gapirishdan oldin, aql zakovati nimaligini tushunib olaylik o'zimiz. G'arb olamini aql desa bo'ladi. Ammo hidoyat yo'q. Agar faqat aql bo'lsa, hidoyat bo'lmasa, bu kishilar vayron bo'lib ketadi. Dalil g'arb olami. Aqlli ular juda ham. Juda ham aqlli. Hamma dunyo ishlarida, texnologiyalarda oldida, oldida. Nima bo'lyapti bularda ijtimoiy hayoti? Yemirilib yo'g'ib ketyapti. Erkakga erkakka uylanyapti. Ayol ayolga uylanyapti. Buyumga nikohlanayotganlar bor ekan. Nima degani bu? Bular tuyadi degani. Hozir aytdik-ku, aql bo'lsa-yu, ammo hidoyat bo'lmasa, bu aql egasini vayron qiladi deb. Insonni demak, aqli bor, qalbi bor. Agar foyda qalbini yengib qo'yadigan bo'lsa, foyda aqidani yengib qo'yadigan bo'lsa, foyda tug'yonga ketkazadigan bo'lsa, insonning aqli tadbiri uni halok qiladi. Va yutimmu ni'matahu alayka va yahdiyaka siratan mustaqima. Alloh taolo aytadi payg'ambarimizga va sizga o'z ne'matini komil qilib berib, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish uchun. Qarang, ne'mat to'liq qilib berishlik bitta aytilinyapti, hamda hidoyat deyilyapti. Demak, dunyoda berilgan hamma ne'matga qo'shimcha hidoyat berilmasa, bu ne'matlarning qadr qiymati bo'lmaydi. Demak, aql bilan iymonning bir bo'lishi bu ne'matning komil bo'lishi. Qaytaraman. Aql, ilm, fahm, farosat, zakovat bilan iymon ham bo'lsa, demak shu kishi to'liq ne'matga ega bo'ldi. Xalifa Umar ibn Abdulaziz kechalarni birada uxlay olmadi. Nimaga uxlay olmadi? Chunki bu kishi Basra shahriga qozi tayinlash kerak edi. Basra u davrda musulmonlarning eng katta shaharlaridan edi. Mana shu shaharga qozi tayinlashlik kerak. Bir necha odamlarni nomzodini ko'rib chiqdi. Ularni tayinlamoqchi bo'ldi. Birodarlar, bir kishiga xalqni boshqarishlik ishi topshirilganda o'ziga yordamchi tanlashligi nihoyatda qiyin bo'ladi.
Çünkü tallagan yordamchisini qilgan ishiga qarab turib rahbarga baho beriladi. Munosib odamlarni qo'ygan bo'lsa, ishini chiroyli bajarsa, rahbar ham chiroyli ish qilgan bo'ladi. Bu xalifa Roshid Basraga odamlar orasida adolatni qoyim qiladigan, Alloh nozil qilgan hukm bilan hukm yurgizadigan, haq ustida hech kimdan qo'rqmaydigan va hech narsadan ta'ma qilmaydigan odamni qidirdi. Uni ixtiyori ikkita odamga tushdi. Ular dinni ham fahmlagan, haqda salobatli, turmushida taqvoli, fikri tiniq hamda o'tkir nazarli kishilar edi. Qaysi birini tolasam ekan, qaysi birini qo'ysam ekan deb o'ylab qarasa, biridan falon ishda afzal desa, ikkinchisi boshqa ishda afzal edi. Birini falon ishda fazilati katta desa, ikkinchisi boshqa ishda fazilati katta edi. Xullas, ikkovidan bittasini tolagani qiylanib ketdi. Kechasi bilan uxlamadida, tong otganda Halifa o'zini oldiga Iroqning valisi Adi ibn Artoani chaqirdi. Mana shu paytda u Damashqda edi. Halifa valini chaqirib, "Ey Artoa, İyos ibn Muaviya al-Muzni va Qosim ibn Robi'a al-Xorisiylarni chaqir. Ularga Basraga qozi bo'lishlik haqida gapir, ikkalasidan bittasini tayinla" dedi. Demak, ikki odam bittasini tayinlashligi kerak. "Eshitdim, itoat qildim" dedi. U Vali Artoa, İyos'ni ve Qosim'ni çakırtırıp, elbette Amirul Mu'minin, Allah o kişinin üstümüzde duruşunu baki kılsın, sizlerden biringizni Basra'ya kazı kılıp tayinlaşımını büyürdü. Ne mi deysiler? İkeles ham, bu kişi menden göre afzarrak, bu kişi menden göre afzarrak doğurdu. Bular mansaptan kaçıp, bu kişi menden göre afzal var, bu kişi özü kazı bol olsun. Yo, bu kişi menden afzal diye. Ular mansabını mas'uliyatda bilgen, kıyamattaki aşıkça cevap geldiği de bilgen, şunun için kaçken ular. Ularına her bara şehrini muhtap, özüden boyagi mansabda narakıl olurdu. Şunda Adi ularga karab durup, şu işini halkıma günlerce çıkıp gitmişsiler, vallahi dedi. Çünkü halife menga iki avladan bittilerde kazı kılıp tayyilleştiğimi büyürgen dedi. Şunda İyos aytdi. "Ey emir, men hakkımda ve Qosim hakkında Irak'ın iki uluq faqihidan sorayım. Hasan-ı Basri ve Muhammed ibn-i Sirin. Mana şu ikide uluq insan bizi ortamızda kaysanımız afzalligini bilgiyle berişteki haqli bo'lgan adamlar dedi. Nimaga bunday dedi? Çünkü Hasan Basri bilan Muhammad ibn Sirin Qosim bilan bordi keldisi qalin bo'ladi. Qosimni yaxshi tanishadi. İyos ibn Muaviyani ko'p ham yaxshi tanishmaydi. Shuning uchun İyos ana shu ikkovga ishora qilib qo'ysa, ular kimni tanlaydi? Qosimni tanlaydi. Qosim tushunib qoldi buni. Ikkalasi ham zakiy, hushyor odam. "Ya Amir, men haqimda ham, İyos haqida ham hech kimdan so'ramang" dedi. Diqqat. Allohga qasamki, İyos mendan ko'ra Allohning dinida faqihroq, qozilikda bilimdonroq dedi. Agar men qasamimda yolg'on gapirgan bo'lsam, menga o'xshagan yolg'onchini qozi qilishingiz mumkin emas dedi. Agar rost gapirgan bo'lsam qasamimda, afzal odam turganda meni qo'yishingiz yana mumkin emas qozilikka dedi. Bu sözler adkı bu miydi? Kasam içi bayti yaptı. Eğer çim yapırken bulsam, o haklı yok. Eğer yorgan yapır, bort direkken bulsam, demin ben yorgan çeken ben, meni kozlikke, koy bu miydi dedi. Bu sözde kaytarı bu miydi? İyos şundu, işhal bu yanına. "Ey emir" dedi. "Siz bir kişini çakırıp, onge kozlikini yükleyip, cehennem yakasını yapıp koyduysa" dedi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler İmam-ı Tirmizi'den keltirilgen hadis Al-Qudatu Salata Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler kazı üç kul boladı. Ve kaziyeyni finnar ve kaziyin fil cenne. İkide kazı dozakta boladı, bittesi cennette boladı. Raculun kada bigayri haqqi fe'alime zelike fe'zake finnar. Bir kazı var, ilimsiz hüküm kıladı. Ve böyle de ilimsizliğini bu adam cehennemde boladı.
Ve qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fa huwa fi nar. Yana bir kişi var bilmeydi qozilikka yarasha ilmdi. Lekin odamlar o'rtasida hukm chiqaradi, odamlarning huquqlarini poymol qiladi. U ham jahannamda. Ve qadin qada bil haqq fa zalika fil janna. Yana bitta qozi bor, haq hukm bilan hukm qiladi. Qozilikka yarasha ilmi bor, faqat shunisi jannatga kiradi dedi. İyos aytdi. Birodarim yolg'on qasam bilan jonini bu ishdan qutqarib oldi. Albatta bu qilgan ishidan Allohga istig'for aytadi va qo'rqadigan narsasidan omonga chiqib oladi dedi. Adi eshitib turib İyosning so'zini, bunday so'zni faqatgina qozilikka munosib odam ayta oladi dedi. Chunki Qosimni so'zini shunday tahlil qilib qo'ydiki, bu faqat qozi bo'ladigan odam qo'ydan keladi. Shunday qilib İyos ibn Muaviya al-Muzni Basraga qozi bo'ldi. Ularni mansabdan o'zini olib qochishini ko'ring. Mana bu kishini keyinchalik, o'zi avval ham, yoshlik davrida ham aqli, fahm, farosat haqida odamlar zarbul masallar aytishar edi. Mana endi İyos ibn Muaviyaning hayotidan ayrim lavhalar. İyos ibn Muaviya İbn Qurra al-Muzni Hicri 46. yili Najddagi Yamama mintaqasida dunyoga keldi. Oilasi bilan Basraga ko'chib keldi. Shu yerda o'sdi, ta'lim oldi. Shu davrda tirik bo'lgan sahobalarning barchasini suhbatini qoldirmadi. Bu Muzni yigitning yoshligidan o'tkir zehni ko'zga tashlandi. Agar birodalar oramizda kimidir Alloh taolo o'tkir zehnlik, fahm farosatli farzand bilan ikrom qilgan bo'lsa, mana shu farzandiga qattiq e'tibor berishlik kerak. Uni tarbiyasi, ta'limiga boshqalardan ko'proq bir diqqat qaratishlik kerak. Qayerdan bilasiz, shu bolasi ehtimol kelajakda ummatda eng ulug' olimlardan bo'lib yetishar. Bu yurt ulamolar yurti, birodarlar. Yuzlagan olimlar chiqqan dunyoga islom dinini, aqidasini, hadisini, tafsirini fiqhni o'rgatgan ustozlar chiqqan birodarlar. Ayrim o'lkalarda iqtidorli bolalar uchun alohida maktablar bor. Ularni rivojlantirgani alohida e'tibor beradi davlat, chunki bular shu xalqni yuzi, shu xalqni mashlab ko'taradi. Masalan, ayrim arab mamlakatlarida bitiruv imtihon natijalari ball bilan o'lchanar ekan. Eng ko'p olishi mumkin bo'lgan ball 300 bo'lsa, 230 ni tevasiga tabobatni meditsinani o'qishlikka o'rganishga ruxsat berar ekan. 230 ni pasiga farmatsevtika, yurisprudensiya yoki injenerlikda ruxsat berar ekan. Chunki meditsina bu odamlarni davolash bilan shug'ullanadigan fan bo'lganligi uchun eng aqlli, eng iqtidorli bola o'qisin der ekan. Ayrim mamlakatlarda eng zo'rlariga yurisprudensiyani berar ekan huquqni. Çünkü huquqni yaxshi bilsa, huquqni zo'r o'rgansa, kelajakda bu diplomat bo'ladi, rahbar bo'ladi, vazir bo'ladi va hokazo. Tushunarlimi? Hammalar o'lib ketasizlar. Men ham o'lib ketaman. Orqamizdan bolalarni tarbiya qilib qo'yib kelsak, biz tirik bo'lamiz. Modomiki farzandlarimiz siz bilan biz xohlagandek katta bo'ldimi? Demak, biz tirikmiz. Shuning uchun Allohning diniga da'vat qilayotgan da'vatchilar ham odamlarda eng aqlligi, zehnligi, xushyori, fahm farosatlilar bo'lishligi kerak. Chunki bular odamlarning ruhini tarbiya qiladi. Odamlarning dinini ta'lim beradi ularga. Anbiyolarni qarasanglar, birodarlar, hammasi o'tkir aql egalari bo'lgan. Fahm farosatli odamlar bo'lgan. Nubuvvat degan rahmat ularga kelishligidan oldi. İyos ibn Muaviyaning bir zimmi muallim bilan bo'lgan mavqifi. İyos ibn Muaviyani o'tkir zehni yoshlik davridan ko'zga tashlana boshladi. Hatto uni xabarlarini odamlar bir-birlariga gapirib yurishar edi. Rivoyat qilinadi, İyos ibn Muaviya bir zimmi yahudiyning maktabida riyoziyotdan, matematikadan dars olardi. Bir kuni mana shu zimmi muallimning oldida do'stlar yig'ilib qolishdi. İyos ham ularni oldida o'tirgan edi. Jim o'tiribdi, unga e'tibor berishmayapti, o'zaro gaplashib ketishdi. Shunda boyagi muallim
özünü dostlarına karab durup, ha bu Müslümanlar işinden acablanmışsın ama, kareler ne dedi onlar? Cenneti yiyip içermiş, ahlak çıkarışmasmış, dedi. İyas şöyle oturup, ey muallim, sizler yapırken narsada, bir narsa desem mi mi dedi. Hammasi unga qarab turib, ha gapirdi işte. Yigit soradı. Dünyada ham har bitta yegan narsalar axlat bo'lib chiqib ketaveradimi dedi. Muallim yo'q dedi. Chiqib ketmagani qayerda qoladi dedi. Muallim aytdi, badanga oziqa bo'lib ketadi dedi. Ya'ni keragi qoladi, kerak emas chiqib ketadi. Yigit aytdi, agar dünyanın özüde yeganimizni bir qismi chiqib ketib, bir qismi badanimizga oziqa bo'lib qoladigan bo'lsa, ha cennette yeganimizi hammasi badanimizda oziqa bo'lib qolib ketsa, buni nimasiga hayron bo'lasiz dedi. Qotalak Alloh, meni xijolat qiling deb Halim muallim do'stlarining oldida xijolat oldi. Yoshligidan duo lazzatini tottirgan, foydasını qoldirgan, aziyatini chiqargan Allohga hamd sano bo'lsin. Damashq qozisi bilan bo'lgan mavqifi. Yilkasidan yil o'tdi. Bu yigitni aql zakovat haqida yana haberler köpeydi. Hala yaş yigit eken Damaşk'a geldi. Şamlık bir top asakallar bilen bir meselede talaşıp kaldı. Hüccet bilen onlar da kanaatlantırışıydan ümidi üzülüp kazı getele vabardı. Kazını aldı durup ikilesi hak talaşladı yön buldu. Yaş özünün rakibiye karab yapırıp cahili çıkıp getirdi. Bakır vardı. Yaş böyle bakır vardı. Kazını aldı da. Öyü git dedi kazı. Avaz yine öçür dedi. Rakibini senden yaşayam katta, hürmatiyam var dedi. İyas, lekin hakikat bu kişiden göre kattarak dedi. Kazı ne cahle çıktı? Cimb ol dedi. İyas ayetti, men cimb olsam, men hakkımı kim talaşadı bir dedi. Yana cahle çıkıp kazı ayetti ki, mahkemeye kegeninden beri fakat yine batıl sözlü yapır yapsan dedi. İyas ayetti, la ilahe illallah vahdehu la şerike la. Şu yan batıl mı dedi. Vallahi dedi, yok bu batılmaz, bu hak dedi. Tohtatıp koydu. Bu yigit, yaşlı giden ilim dengizige şongudu. Allah kadir kıyan işi ilim aldı. Yaş bulup durup, ondaki ilimi örgengeni, yaş katta katta asakalar oturup, onge şagird boladigen mertebeye gitti. Abdülmelik ibn Marwan, hala halife bulmasından durup, Basra'nı ziyaratı yekegen idi. Şaharga kirdi, karasa tuttu aksakal, aksakal, hali muhalavu çıkmagen baranın arkasında yer çipketi yaptı. Yaş bala ular da aldıca çipketi yaptı. Abdülmelik, bu sakal egelerige uf basın. Aralara da ular da aldıca çüşüp, yetelep keti adıgen, burad da bir uluğu yok mu? Yaş balanın arkasından keçi yaptı ya dedi. Keyin İyas'ke karab, minsimi, öyle gitçe, yaşız neçi de dedi. İyas'ta cevabını karayın. Ey emir, Allah ömrünüzü uzak kısın. Orası da Ebu Bekir ve Ömer'deki sahabalar bar bölgen koşunge, Usama'nı peygamberimiz emir kıyandı neçi dedi yaşı dedi. Meni yaşım üçünde dedi. Gep yaş demez. Gep yaş demez. Akılda, fahında, ilimde, farasatta, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirgi tayinlagan amiri Usama ibn Zayd 17-18 yaşar yigitni Şam'ga koşun bilan çıkararken amir kıldı. Ve bu koşun içinde Abu Bakir bilan Ömer oddiy asker bo'ldi. Abu Bakir bilan Ömer bor koşunni üstüge Usama'nı peygamberimiz amir kıyanda yaşı neçideydi dedi. Meni yaşım üçünde dedi. Abdülmelik bu cevaptan lal kalıp ötörün, 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 Allah bereket versin, ötörün dedi. Bu 17-18 yekirgen balanı birgen cevabı. Akulu kavli hada ve astagfirullah aleyhi